Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere yine bir ağaç süslemeye de kullanabileceğimiz ve daha istediğiniz farklı alanlarda da kullanabileceğiniz bu şekilde süs yapımıyla geldim. Bunu çalışacağız bugün. Video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden ilk sizin haberiniz olur. Evet, hemen yapımına geçelim. Evet, böyle iki renk kullanacağım. İpimiz kalın ve 6 milimetrelik tığ kullanacağım. 6 milimetrelik tığa uygun iplerle çalışabilirsiniz. Evet, 15 tane zincir çekerek başlıyoruz. Buradan bağlıyoruz. 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 15 tane zincir çektim. Evet, ben size bir ölçü de vermek istiyorum. Belki daha farklı iplerle çalışabilirsiniz. Şöyle 10 santimetre. 10 santimetre olana kadar zincir çekebilirsiniz. Evet. Bir sonraki noktadan bak, sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde batıyoruz. Çekiyoruz ve ikisini bir çıkarıyoruz. Bu sırayı tek tek aynı iple sık iğne yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Evet, burada ip değiştiriyoruz. Hemen mavi ipimize geçiyoruz. Bakın bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Geri dönerken bakın, bu zinciri bu alttan yürüteceğiz. Hemen dibine batarak başlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yine. Fakat şöyle bakın, tek tarafına. Bu iki tarafına değil. Tek tarafına. Bu ipim bundan biraz daha ince. Ama o hiç fark etmiyor arkadaşlar. Siz de hani elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. İlla hepsi aynı olacak diye bir şey yok. Çok fark da olmasın tabii. Bu şekilde tek taraflarına batarak sık iğneye devam ediyoruz. Evet. Tek tarafına batarak devam edelim. Evet. Bakın. Sona da battım. Şimdi yine ip değiştireceğiz. Her sırada ip değiştireceğiz. Diğer ipimize geçiyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bu defa bu mavi ipi alttan yürütüyoruz. Aynı şekilde bakın, tek tarafına batıyoruz. Sık iğnelere devam ediyoruz. Buradan hemen alttan devam. Bu ipi buradan yürütüyoruz. Her ipi her sırada yürüteceğiz, diğer ipi. Evet, bu şekilde. Sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Tek taraflarına batarak. Evet. Şimdi diğer ipe geçiyoruz. Şimdi şuradan çekelim. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bakın. Bu ipi alttan yürütüyoruz. Ve tek taraflarına batarak yine sık iğneler yapıyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Evet, bakın. Şimdi bu şekilde gide gele her sırada ip değiştiriyoruz. Aynen gösterdiğim şekilde. 15 santimetre olana kadar, buradan ölçtüğümüzde 15 santimetre olana kadar aynı şekilde gide gele gide gele örelim arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar, 14 santimetre ördüm. Şimdi hangi tarafını istiyorsanız o tarafını bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi ben bu tarafının yüzü olmasını istiyorum.
Bunu bu şekilde buradan birleştireceğiz. Buradan sıkacağız. Buradan birleştirip ters çevireceğiz. O yüzden bu tarafı dışarıda kalacak. Bak şuradan. Hemen tığımızla bu şekilde yine tek taraflarına batarak ilerliyoruz ve bağlıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde bağlayalım. Evet bakın. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi iğnemizle bu bölümü yapacağız. Bu şekilde uçlarından birleştiriyoruz. Bakış bunu bu şekilde ters çeviriyoruz. Bunu içine alalım ve dolduruyoruz. Bayağı bu şekilde iyice yuvarlak hale getireceğiz. Bak, iyice dolduruyoruz ve tekrar buradan şuradan evet arkadaşlar bakın bu şekilde pratik bir şekilde hazırladık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.